Yani Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın üy işlerine kırışları. Asvad radıyallahu anhudan rivayet kılgan hadiste. O şanımız ayetlediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz ahılları arasında ne kılardılar deyip soradım. Peygamber aleyhisselam öz ahıllarını hizmeti de bulardılar. Eğer namaz hazır bolsa namazga çıkardılar. O zat katta zan kişilerden boma gelirler. Yani kibirli boma gelirler. Manu ise ayol kişinin, manu kişisi erkek kişinin işi deyip işi acıratma gelirler. Kıpkete uğrardılar. Belki köpünce öz işlerini özleri bacarardılar. Kiyimlerini tiker, kavuşlarını yemer. Hakiki kamtarana, hakiki bendelik, hakiki ubudiyet, Allah'a kulligini güzel namunasını ailenin içi deyem korsetardılar. Hatta ki bana keçesi durup tahaccüd namazı okuyduken bolsalar, itibar vereyim. Bu namaz, ibadet, Allah'a kullik. Lekin hayatta bendeni hakkı var. Allah'ın hakkı vardı. Ayol bilen yotkende birge bogende bendeni hakkı. Yani şu ayolla hakkı buladı. Ayollardan ruhsat verirsem mi? Ben namaz okusam deyip ruhsat sorardılar. Çünkü onu kalbine tegiş, onu kalbine cerahat etkizişlik, ibadet deyip durup onun hakkını paymal kılışını koklanasılar. Hatta şunda hem Resulümüz Aleyhisselam'ın güzel ahlakları var edin.